Anadolu'da yaşayan bir insanın Ege Akdeniz diyetiyle beslenmesi yeterlidir. Yaşlanmanın hem biyolojik temelleri var, genetik soydan gelen sebepleri var. Bir de çevresel sebeplerden yaş alırız ve yaşlanırız. Daha doğrusu biyolojik olarak yıpranırız. Bu yıpranmayı vücut belli şekillerde karşılar. Bunu tolere eder ve bunu iyileştirmek, düzeltmek için hücrelerimiz sürekli bir çaba içerisine girer. Yeni hücreler oluşur. Fakat biz yaş aldıkça genetik olarak eğer ailemizde ve soyumuzda da yaşlılık biraz fiziksel olarak zor geçiyorsa muhtemelen bizde de zor geçecektir. Sağlıklı bir yaşlılık yaşıyorsa anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, sizinki de genetik olarak muhtemelen aynı sağlıklılık durumunda gidecektir. Ama çevre koşulları, beslenme şartları, alkol, sigara ve diğer zararlı maddelere çok yoğun maruz kalma varsa, beslenme düzenine iyi dikkat edilmiyorsa, ki bu beslenme düzeni genelde çok abartmaya gerek yok. Anadolu'da yaşayan bir insanın Ege Akdeniz diyetiyle beslenmesi yeterlidir. Sonuçta biz hamburger toplumu henüz daha değiliz. Ama ona da geçmemek lazım. Fast food toplumuna geçmemek lazım. Ege Akdeniz diyeti. Yani bol bol sofralarda yeşilliğin olması, omega-3 kaynağının, balığın, deniz ürünlerinin olması ve tahılların olması bizim için Ege Akdeniz diyeti açısından bir numaralı beslenme koşulu. Bir insanı sağlıklı tutan ve yaşlanmasını engelleyen ya da aslında biyolojik yaşını gösteren en önemli şey damar yaşı. Yani ne cilt yaşı, ne kaş yaşı, ne saç yaşı, saçın aklığı, beyazlığı, ne kırışıklık, ne de başka bir gösterge değil. İnsanın biyolojik olarak yaşını gösteren en iyi gösterge damar yaşıdır. Damar yaşını iyi tutmak için sağlıklı beslenmeli. Demin söylediğim gibi Ege Akdeniz diyetiyle beslenmeli. Bol bol egzersiz yapmalı. Özellikle aerobik egzersiz yapılması hem vücudu fizyolojik olarak dinç ve zinde tutar hem de aynı zamanda egzersiz doğrudan beynin kan akımını arttırıyor. Yani egzersiz yaptığınız zaman şakak bölgelerine kan akımı arttığı gösterilmiş. Onun dışında tabii sadece fiziksel olarak iyi yaşlanmak ve sağlıklı yaşlanmak değil, zihinsel olarak da sağlıklı yaşlanmak gerekiyor. Bunun için de zihinsel sermayemizi, psikolojik sermayemizi arttırmamız gerekiyor. Onun için erken yaşlarda olabildiğince yeniliklere açık olmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni diller öğrenmek, yeni yerlere gezmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni sosyal çevreler edinmek ve hayatla bağı koparmamak ve sürekli bir bilgi akışına müsaade etmek gerekiyor dış dünyadan. Yeni ilgiler, yeni hobiler edinmek bunun için beyni sürekli canlı ve dinamik tutar. Tek düze, hiçbir şekilde değişikliğe açık olmayan bir yaşam tarzı mutlaka ileride 65-70 yaşlarında çok hızlı bir hafıza bozukluğu, bellek bozukluğu ve yıkımı da beraberinde getirir. Kişi ne kadar zeki olursa olsun mutlaka bir unutkanlık yaş arttıkça olur. Fakat bunun önüne geçmenin yolu önceden yatırım yapmaktır. Zihinsel yatırım, hafızaya yatırım, akla yatırım yapmaktır. Unutkanlık ya da hafıza bozukluğu ileri yaşlarda ortaya çıktığı zaman alınacak tedbirlerin çok fazla etkisi olmuyor. Baştan o yatırımı yapmak gerekiyor. Ama tabii ki yaşama sürekli renk katmak ve ilgi hobileri geniş tutmak gerekiyor. Özellikle bizim toplumda sadece belli bir şeyle ilgilenmek ya da ev kadınlığı gibi bir pozisyonu sürekli aynı şekilde devam ettirdiğiniz zaman ileride yaş alınca unutkanlık çok daha şiddetli vuruyor kişiye ve çok daha şiddetli ilerliyor. Onun için başlangıçta sadece bir kişi olarak ya da bir meslek olarak hayatı sürdürmek değil, aynı anda birden fazla kişi olmanız, birden fazla işle uğraşmanız, birden fazla bilgiye açık olmanız ve öğrenmeyi sürekli kılmanız İleride biyolojik yaşlanma olunca, yaş aldığınız zaman hücreler eskiyince geride kalanlar daha fazla olacağı için çok fazla yaşlılığın getirdiği sorunlar öne çıkmaz ve bağımsız olarak sosyal, psikolojik, ruhsal durumunuzu rahatlıkla sürdürmenize imkan verir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olursa web sitemize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.